Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulumuzu ve bize sunumu yapan sayın bakanlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Önce bu meclis çatısı altında birlikte görev yaptığımız Saadet Partisi'nin çok kıymetli milletvekili merhum Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bu mecliste o elim durumun yaşandığı sıralarda hepimiz buradaydık. Birçoğumuz tanıyız ve bu yaşanan durum karşısında kullanılan sözler hepimizi çok üzdü. Açıkçası hepimiz birbirimize milletvekilleri olarak beğenmediğimiz yerlerde çeşitli tepkiler gösteriyoruz ve bu anlaşılabilir bir şey. Ama burada rahatsızlık geçirdikten sonra onun hakkında AK Parti sıralarından çıkan "Allah'ın gazabı böyle olur" cümlelerini asla affetmiyorum. Bunu söyleyen arkadaşları siz kendiniz onlar kendilerini ifade etmediği sürece bu aymazlıktan dolayı da hepiniz birden bu sorumluluğa ortak olmuş oluyorsunuz. Bunu bilmenizi isterim. Gençlik politikaları üzerine biraz konuşmak istiyorum. İnsan doğar, bebek olarak doğar ve büyümeye başlar. Orada başlıyor zaten sorumluluğumuz. Şimdi her gün Türkiye'de yaklaşık olarak 2700 bebek doğuyor arkadaşlar. Ve doğan bebekler daha ailelerin bismillah geçim derdiyle hemen karşı karşıya kalıyorlar. Ortalama bir bebeğin aracıydı, mamasıydı, beziydi, bakım maliyetleri her bir aile için aylık 4000 liradan aşağıya tutmuyor arkadaşlar. 17 milyon kişinin yoksulluğa mahkum edildiği Türkiye'de asgari ücretlileri de saydığımızda 40 milyonu bulan Türkiye'de çocuk sahibi olmak, çocuğa bakmak artık kolay değil. Öyle üç çocuk sahibi olun falan demek, bir defa locada gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesiyle yürümüyor. Çünkü geçinemiyor insanlar. Çünkü bu gelirlerle Türkiye'de bebek büyütmenin karşılığı yok. Bakın size bir şey söyleyeyim. Her ülkenin tabii, gelişmiş ülkelerin elbette çocuklarına bakmayla ilgili bazı verileri var. Size bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum şimdi müsaadenizle. Mesela Almanya'da sayın milletvekilleri 6 yaşına kadar çocuklar için 7044 euro ödeme yapılıyor. 6 ile 12 yaşı arasındaki çocuklar için 8200 euro ödeme yapılıyor ve 12-18 yaş arasındaki çocuklar için de 9400 euro ödeme yapılıyor. Ve biliyor musunuz bunların içine kreş ve okul masrafları da dahil değil. Yani bebeğe, çocuğa, gençliğe bakış açıyla ilgili dünya ve Türkiye arasındaki AK Parti iktidarı arasındaki perspektif ve anlayışı ortaya koymaya çalışıyorum. Okul çağına geliyorlar çocuklar. Okul çağına gelmiş olan çocuklara iktidarınız bir öğün yemek vermeyi beceremedi. Bir öğün. Dolayısıyla kamu zaten okul çağına geldikten sonra çocukları ayrıştırmaya başlıyorsunuz. Birincisi, kamu okulları var, özel okullar var. Özel okullarda sizlerin ve size destek olan bir küçük grup insanın çocukları okuyabiliyor. Ama bu sıralarda okuran milletvekillerinin çoğunun çocukları Türkiye'de değil, gidip Amerika'da, İngiltere'de eğitim alıyorlar. Fırsat eşitsizliğini oturduğunuz yerden zaten yapıyorsunuz. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Üniversitelere gelelim. Üniversitelerde hala öğrencilerin barınma sorunları sürüyor. Burslar ile ilgili yeterli değil. Gençler mutsuz ve gençler ülkeyi terk etmek, ülkeden gitmek için yol arıyorlar. Mezun olup da iş bile bulabilen herkes Türkiye'den kaçmaya çalışıyor. Bunlar sizin yarattığınız şeyler. Neden? Çünkü kimse mutlu değil Türkiye'de. Çünkü sağlıklı bir yaşam, iyi bir beslenme, sosyalleşme için insanlar kaynak ayıramıyorlar.
Toplum kesimlerinin %50'si sinemaya gidemiyor, tiyatroya gidemiyor. Bir akşam yemeğe çıkacak ücreti bulamıyor. Ve bunların sayısı 40 milyonu buluyor. Bu da insanların hem ruh sağlığını hem beden sağlığını bozan sizin getirdiğiniz sonuçtur değerli arkadaşlar. Ve ne yazık ki ülkede görgüsüzce savurganlık ile çaresizce yoksulluğun at başı gittiği bir pozisyon var, bir durum yaşanıyor. Türkiye'yi mafyanın ve uyuşturucunun adeta merkezi haline getirdiniz. İstanbul'da uyuşturucu balonları cirit atıyorlar. O sizin getirdiğiniz 400 bin dolarla konut sahibi olabilmek yoluyla ülkeye giriş yapan bir sürü mafya lideri, uyuşturucu, çete lideri İstanbul'un her yerini işgal etmiş durumdalar. İşte İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli operasyonlar yapıyoruz deyip de ortaya çıkardığı bu durum şimdiye kadar neredeydi? Bunlar niye ortaya çıktı diye sorulası geliyor. Dün bize Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe sunumu vardı arkadaşlar. Bütçe sunumunda çok ilginç bir haldi. Bir taraftan süremi kontrol edeyim. Çok ilginç bir haldi. Bakanın kendisinin STK dediği tarikatçı ve cemaatçi derneklere 49 yıllığına kamuya ait olan gayrimenkulleri ücretsiz vermek, okullara öğrencilere bu tarikatların ve cemaatlerin öğretmenlerini gece yarısı sokmak gibi bir karar alarak eğitime, laik eğitime müdahale ediyorsunuz. Ve dün bakan şöyle bir şey söyledi, bunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Dedi ki öğrenci burslarında 30.124 öğrenciye burs verdik. Deprem bölgesinde yapılan konutlarda AFAD ile ilgili aynı zamanda TOKİ ile ilgili yaptığımız çalışmalarda da 11.500 konut ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ne güzel tespit. Ya bu nedir yani? Tespit etmek bir başarı mı? 30 bin öğrenciye ders burs vermek başarı mı? Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin öğrenciye burs veriyor. 100 bin öğrenciye. 30 bin öğrenciye burs veriyoruz diye siz burada geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığınızla övünüyorsunuz. Bu yanlış. Başka bir övünme yolu da yaşanan deprem sırasında pansiyonların, okulların, evlerin, efendim öğretmen evlerinin depremzedeleri açıldı. Ne yapacaktınız? Açmayacak mıydınız yani? Bunu niye söylüyorsunuz ki yani? Depremle ilgili yapılabilecek bir şey vardır arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çıktı bu kürsüden dedi ki depremle ilgili yapılan harcamalar yatırım kapsamındadır. Ne demek yatırım kapsamındadır? Öyle bir şey olamaz. Deprem öncesinde önlem ve tedbir amaçlı yaptığınız yatırımlar ancak bu kapsamda olabilir. Bunun için Türkiye'nin bütçesinden 3 milyon TL kaynak ayırıyorsunuz ama depremi önleme açısından yapı yaklaşık maliyeti üzerinden yaptığımız güncellemelere göre bunun 1/4'üyle bu 3 trilyonun düzeltiyorum 1/4'üyle önlenebilir yatırım işte o zaman yapabilirdiniz. Asıl bunu yapmanız gerekiyor. Bizi bekleyen hala Marmara depremi ile ilgili ne yazık ki yeterince önlem almadınız. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Bu şu tarikatlara, cemaatlere verdiğiniz yurtlar var, yerler var, vesaire vesaireler var. Sayın Spor Bakanıma bir soru soracağım. Fındıklı'da daha evvel de sormuştum bunu. Fındıklı'da bir Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir tarikat üyesine bir haftalığına bir derneğe orayı bağışladınız, verdiniz. Peki 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın tam ortasında Atatürk'ün konuşulacağı bir televizyon programını 2 saatliğine Anıttepe'yi niye vermediniz? Bu sizin hakkınız mı ya? Mustafa Kemal'in konuşulacağı bir programa nasıl olur da Anıttepe'yi 2 saatliğine vermeyerek diğer yerlere verirsiniz? Sizi bu haktan reddediyorum. Şimdi yine özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımı da son cümleyle süren bitiyor.
müsaadenizle ona da bir Sayın Çevre Şehircilik Bakanım, bizi bekleyen büyük bir deprem hala önümüzde. Bununla ilgili bu bütçe görüşmelerinde öncesinde sonrasında yapılması gereken bir tane şey var. Bunu yapmıyorsunuz. Bakın, Marmara'da yaşanacak olan depremde ülke ekonomisinin %40'ının kaybolacağını biliyoruz. Ve bilimsel veriler, yer bilimcileri, ben inşaat mühendisi olarak buradan hepinizi uyarıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'u bekleyen deprem için önce önlem alın. Bu belediyeye atılacak, buradan kaçılacak bir sorumluluk değildir. Tarih sonra sizi bundan dolayı yargılar. Tek isteğimiz var. İstanbul'da, Marmara'da düzeltiyorum, yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın. Bu sizin görevinizdir. Genel kurulu sevgi ve saygıyla...